Merhabalar değerli izleyenler. Bugün patatesle hazırladığım pratik bir tarifi paylaşmak istiyorum sizlerle. Börek gibi dilimleyeceğiniz bir lezzet oldu. 650 gram patates kullandım. Patatesin kabuklarını soydum. Sonra yuvarlak, çok ince olmayacak şekilde doğradım. patatesi bir de böyle deneyin diyeceğim nefis bir tarif oldu. Umuyorum ki hazırlayanlardan ve yiyenlerden tam not alacak. Patatesleri bir tabak içerisine aldım. Kaseye bir yemek kaşığı dolusu un, üzerine bir tatlı kaşığı pul biber, kekik ve yarım tatlı kaşığı tuz ekledim. Kaya tuzu, yarım muskat rendesi rendeledim. Muskatı rendeleyip görüyorsunuz yarısını da ayırdım. Muskat güzel bir aroma veriyor tarife. Bir su bardağı sütü unlu karışıma ilave ediyorum. Unu iyice süte yediriyorum. Sonra patates ekliyorum. Patatesi de iyice karıştıracağım. süt, baharat ve un eklemiş olduğum biraz da muskat rendesi ilave etmiş olduğum karışıma patatesi iyice buladım. Hazırladığım sütlü karışım içerisinde pişecek patates tüm aromayı tamamen patates içerisine çekecek. Küçük bir fırın kabı içerisine patatesleri alıyorum. sütüyle beraber patatesleri düzeltiyorum. Her tarafı eşit pişsin, kızarsın diye. Patatesi düzelttikten sonra önceden ısıtmış olduğum 200 dereceli fırında yaklaşık 40 dakika pişireceğim. İçerisindeki sütü tamamen çekene kadar. Her fırın derecesine göre farklılık gösterir. Bu yüzden sizlere söyleyeceğim içerisindeki sütü tamamen çekinceye kadar pişirin. Sonra peynir ekliyorum üzerine kaşar peynir dilimlenmiş. Kaşar peynir rendesi de olur hangisi varsa üzeri kızarana kadar pişirdim. Yaklaşık 7 dakika kadar. Sonra soğuttum. Soğutmuş olduğum patatesli, üstü kaşar peynirli nefis börek görüntüsünde olan tarifi dilimledim. Lezzetini çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki bir videoyu daha sıkılmadan izlediniz. Hazırladığım tarifi servis tabaklarına aldım. Çocuklar patatesi çok seviyor. Nasıl hazırlandığı hiç önemli değil. Patates olsun. Bu tarifi de beğenerek tükettiler. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini açıklamaya ekleyeceğim. Detaylı tarifi açıklamadan bulabilirsiniz. Kanalımda birbirinden pratik birçok tarif var. Artık bu tarif de onların arasında. Farklı pratik, evde bulunan malzemelerle hazırlanmış farklı tariflerde görüşmek üzere